Sayın Rektör, Sayın Rektör Yardımcıları, Sayın Dekan, saygıdeğer öğretim elemanları ve sevgili öğrenciler, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Gül Dönemi Dönem Sonu Akademik Kurul Toplantısına hoş geldiniz. Program akışını arz ediyorum. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Aygün Aykut Hocamızın 2020-2023 yıllarını kapsayan Akademik Kurul Birim İç Değerlendirme Sunumu, Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Fatih Altun Hocamızın başkanlığında 2022-2023 Gülyarı Yılı Dönem Sonu Akademik Kurul Toplantısı, 2020-2023 yılları arasında bilimsel ya da sanat tabanlı proje gerçekleştiren öğretim elemanları ve öğrencilerimize teşekkür belgelerinin takdimi, 2020-2023 yılları arasında akademik yükseltme ünvanı alarak kadrosuna atanan öğretim üyelerinin cübbe giyme töreni, Müsevver Askeroğlu Konser Salonu fuayi alanında ikram ve kapanış. Saygıdeğer konuklar, şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Saygıdeğer konuklar, 2020-2023 yıllarını kapsayan Akademik Kurul Birim İç Değerlendirme Sunumunu yapmak üzere Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Aygün Aykut'u sahneye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcım, değerli öğretim üyelerimiz, sevgili öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültemizin akademik kuruluna ve rektör konuşması toplantısına öncelikle hoş geldiniz diyerek konuşmama başlamak istiyorum. Bizler süreç içerisinde öğretim elemanlarımızla veya işte eğitim kapasitemizle ilgili olarak bir konjüktür, bir plan çizebilmek adına neler yaptık 2020, 2022 ve 2023 sonuna doğru. Bunların bir kesitini alıp aslında neyiz, kimiz ve sonuçta neyle karşı karşıyayız bununla ilgili bir aslında kesit sunum hazırladık ve akademik kurulumuzda da hocalarımızla görüşlerini alarak bu noktada sizinle paylaşmak istiyorum elde ettiğimiz verileri de. 2020 yılı öncesinde akademik personel sayımızın 59 olduğunu görüyoruz. 2020 yılı sonrası 61 personelimiz şu anda var. Bu sayı çok küçük bir artış olarak görülebilir. Ancak bu noktada rahmetle andığımız öğretim elemanlarımız var. 2019 yılından itibaren aramızdan ayrılan
Kendilerine gerçekten de vefa borçluyuz. Kurumumuza yaptıkları bu sürede emekleriyle onları da saygı ve hürmetle anmadan bu toplantıya başlamak istemedik. Geçici görevlendirmede olan, kurumdan ayrılan öğretim elemanlarımız var. Geçici görevlendirmede olan hocalarımız Erhan hocamız, Ahmet hocamız ve diğerleri de geçici Erhan hocamız, Ahmet hocamız, diğerleri ise bir tanesi bir hocamız ayın 17'sinde aramızdan ayrılıyor, başka bir kuruma gidiyor. Emekli yaygan öğretim elemanlarımız var. Onları da biz her zaman hürmetle, yüreğimize, emeklerine sağlık. Bu kuruma çok hizmet ettiler. Saygıyla onları da anlıyoruz. Kadro bekleyen öğretim elemanlarımızla başlamak istiyorum. Realiteye doğru geçelim. Bu noktada, evet, profesör kadrosu bekleyen iki tane öğretim elemanımız var. Ve iki öğretim elemanımız da bir tanesi kendi öğretim elemanımız şu anda doçent kadrosu bekliyor. Bir tane de yine seramik bölümümüzde dışarıdan beklediğimiz bir doçent kadromuz daha var. Aynı zamanda yine doktor öğretim üyesi kadrosu bekleyen de üç tane öğretim elemanımız şu anda sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah onlar da kadrolarını alma temennisi içindeyiz. Öğrenci sayımıza baktığımız zaman bizler tabii ki büyük bir yapılanmanın içine adım adım girmeye çalıştık. Öğrenci sayılarımızla ilgili fiziksel altyapımızı iyileştirdikçe YÖK'ten verilen öğrenci sayısının da arttığını paralel olarak görmekteyiz. 6 tane bölümümüz var. Bunların öğrenci sayısı 406 iken toplamda 442'ye çıktığını görüyoruz. Ve biraz sonra yine paylaşacağım. Geleneksel Türk sanatları bölümümüzle aynı zamanda animasyon bölümünün de açılmasıyla öğrenci sayımızdaki artış olacağını düşünmekteyiz. Bu süreç içerisinde başardıklarımız da var. Bu başardıklarımız dediğimiz kısım aslında topyekün fakülte olarak hem öğretim elemanlarımızla hem de öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bir süreçtir. 2019 bilim değerlendirme raporu sonuçlarına göre başarılarımızı sınıflandırmak istedik. Eğitimin niteliğini arttırmada, fiziksel şartların yeterli hale gelmesinde, yönetim anlayışının açık ve şeffaf ve tarafsız olmasında, kurumsallaşma kültürünün özellikle parçası olmakta ve fakültenin potansiyellerini arttırarak görünür kılmak ve paydaşlara yönelik basma kalıp imaj bilincini dönüştürmek ve bu noktada bilim değerlendirme raporumuzda, kalite süreçlerimizde bölgesel ve yerel kuruluşlarla bizim işbirliğimizi güçlendirmemiz ve potansiyellerimizi harekete geçirmemiz öngörülmüştü. Bu tavsiyeler doğrultusunda tekrar akademik, özellikle akademik alanda ve sanatsal etkinlik ve yetkinliklerimiz konusunda da bazı planlamaları başlattık ve bu noktada tanınırlık kazanmaya çalıştık. Üniversitemizin kalite sürecinde belirlenen her alanda topyekün katkıda bulunmak için motivasyon sağlamak ve sürece katkıda bulunmayı da hedefledik. Bilimsel araştırma ve Ar-Ge çalışmalarının içinde öğretim elemanlarının bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmemiz konusunda da bazı zayıf noktalarımız vardı. Bunları güçlendirmek adına bir planlama yaptık ve bu planlamanın içerisinde eğitim ve öğretimin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması için PİKO'nun kalite geliştirme sürecinde işletimini sağlamak adına hemen eğitim programımızı gözden geçirdik ve müfredat çalışmalarına başladık. Bilim için öğrenci ve öğretim elemanı rehber el kitabını kalite sürecinde hazırladık. Bütün süreçleri tanımlı hale getirdik ve müfredatlarımızı bu doğrultuda güncelledik. Ve bu güncelleme sırasında model sistemine geçişte çok ciddi çalıştaylar gerçekleştirdik. Dışarıdan da yardım aldık. Sağlık Fakültesi, biz burada Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Sultan Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu noktadaki gelişimimizde bize destek verdi. Bu eğitimler sürecinde model çalıştayları düzenledik. Ve yeterlilik temelli müfredat geliştirme çalıştayları yaklaşık 2 ay kadar sürdü. Oryantasyon toplantıları yine düzenledik. Ve aktif olmayan bölümlerin öğretim elemanı ihtiyacını karşılayarak öğrenci almaya doğru bir yönelim gösterdik.
Geleneksel Türk sanatlarının kadro ihtiyacı bu doğrultuda tamamlandı. Bugün bölümde bir yabancı uyruklu olmak üzere 4 öğretim üyemiz yer alıyor. Çizgi film ve animasyon bölümü bu doğrultuda yapılandırıldı ve Levent hocamız bu noktada bir Avrupa Birliği projesiyle taahhüt etmişti bu programı açmayı. Ve Levent hocamız şu anda bu bölümün başkanıdır ve o noktada da öğretim elemanı ihtiyacını gidererek bir an önce öğrenci alma konusunda, müfredatı işletme konusunda çalışmalarda sizlerin yönetiminizin desteğini beklemekteyiz. Heykel bölümünün öğretim üyesi sayısı tamamlandı ve şu anda lisansüstü çalışmalar için başlandı, hazır ve öğrenci alındı. Seramik ve cam tasarımı bölümü ne yazık ki 2020 yılında biz onlara kadro isteminde bulunduk. Fakat bu noktada gökten kadro onayı alınamadığı için bu yıl bu sayı fazlasıyla tamamlandığını görmekteyiz ve kadromuz konusunda bir sorun inşallah yaşanmamasını ümit etmekteyiz. Fiziksel şartlarımız oldukça yetersizdi. 6 bölümümüz sonradan da 2 tane de bölümümüz aktif hale getirileceği için bu noktada bizim arka tarafta, yan taraf oluyor burada, Ziraat Fakültesi alanımızdan Mimarlık Fakültemizle beraber ortak bir paylaşımla orada bir yer elde ettik, derslik elde ettik ve öğretim elemanı odaları. Bu doğrultuda da bizim resim bölümü binası içerisinde grafik bölümünün olduğu alandaki öğretim elemanlarımızı bu noktada yer değişikliği yapıp orada 7 tane büyük çizim dersliği ve 1 tane de arttırılmış gerçeklik alanında kullanabileceğimiz bir atölye kazandık. Ve buradaki bütün fiziksel ihtiyaçları şu anda çağdaş eğitim sistemine uyarladık. Ve bu noktada fakültemizin kanalizasyonla ilgili bir sorunu vardı. Özellikle bu binanın yan tarafında çok ciddi yıllarca süren bir müzmin sorundu. Onun çözülmesi sağlandı çok şükürler olsun ve iş güvenliği açısından da dış cephede görmüşsünüzdür bir takım sıkıntılar yaşadık. Çok acil olanları tamamladık ama halen dış cephemizle ilgili sıkıntılarımızın olduğunu, iş güvenliği açısından hatta sıkıntılarımız olduğunu merdiven ve basamaklarda Mimarlık Fakültesi'yle ortak aslında yaramız bu. Bunu da paylaşmak isterim. Bazı deformasyonları görüntüde gidermiş olsak da henüz ihtiyaçlarımız tamamlanmadı. Bu noktada seramik bölümüne ait 2 odamız vardı. Onları duvarları kaldırdık ve büyük bir atölyeye dönüştürdük. Ahşap atölyesiyle ilgili çalışmalar gerçekleştirdik. Ve heykel bölümü 1. kattaki alçak atölyesini dizayn edildi. Ve bu noktada lisansüstü eğitimde de kullanılmak üzere orayı eğitime açmış bulunduk. Son dönemde görme engelli öğrenciler için hissedilebilir zemin yapılandırmasını gerçekleştirdik. En önemli nokta da kurumsallaşma kültürünün yaygınlaşmasıydı. Bu noktada küçük kahvaltılar ve yemekler düzenlemeyi ihmal etmedik. Fakültenin potansiyellerini arttırarak görünür kılmak ve paydaşlara yönelik basma kalıp dediğimiz bir Güzel Sanatlar Fakültesi imajından çıkıp o imajı dış paydaşlarla güçlendirip onları yönetimimize katmak adına ziyaretler planladık. Covid bizi biliyorsunuz hep beraber yönetimde sarstı. Bu 1,5 sene Covid sürecinde biz fiziksel altyapıyla uğraşırken Covid biter bitmez hemen görüşmeler planlayıp paydaş sayımızı arttırmak ve bu yeni imajımızı, neler beklediğimiz, potansiyellerimizi yerele ve diğer kurumlara tanıtmak üzere ziyaretler gerçekleştirdi. Bu noktada bu ziyaretler dışında televizyon, sosyal medya gibi alanlardaki görünürlük oldukça önemliydi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak. Hemen daha önce Oya Hanım zamanında başlatılan Erciyes Sanat Günleri'nin ikincisiyle başladık ve GSF'de bu ayla yaklaşık olarak 13 ay süren düzenli sanatsal ve akademik gelişime yönelik etkinlikleri de pek çok katılımcıyla Zoom üstünden gerçekleştirdik ve televizyon programları gerçekleştirdik. Bölgesel ve yerel kuruluşlardan bahsettik. Bu noktada sanat ve zanaatla ilgilenen kavrayıcı olmak adına biz onlara gittik ve belediyedeki kaymekler, halk eğitim merkezi gibi noktalarda onlara akademik alanda ne tür destek çıkabiliriz,
bizim potansiyellerimizle onların potansiyellerini ne yönde ortak noktada kesiştirebiliriz, ne tür projeler yapabiliriz gibi bir takım görüşmelerimiz oldu. Ve bölümlerimize çok çok teşekkür ediyorum ben bu noktada. Bölüm başkanlıklarımızla aynı şekilde, aynı hassasiyette de sektörle birleşen noktalarda pek çok dış paydaşla iletişime geçtiler. Tabii ki yine İşkur kariyer buluşmalarını söylemeden geçemeyeceğiz. Hem üniversite biz tarafından yönlendirdik hem de kendi girişimlerimizle istihdam konusunda ciddi bir şekilde ele alarak etkinliklerimizi hem akademik alanda hem de sanatsal etkinliklerde ve kalite geliştirme süreçlerini paralel yürütecek şekilde yoğun bir yıl geçirdik. Kampüste sürdürülebilir sanat çalıştığını gerçekleştirdik. Bu noktada heykel bölümümüzün öğrencileriyle 3 tane sanatçımız ve bizler de bölüm başkanımızla beraber bu noktada atık malzemelerle sanat yapıtı oluşturduk ve şu anda Güzel Sanatlar Fakültemizin içinde bunları görebilirsiniz. Kamusal alanda sanat nesneleri oluşturduk. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma sergisinde biz o noktada yine bir çalışma gerçekleştirdik. 4 görsel sanatlar bölümüyle bir tane de müzik bölümümüzden katkıda sağlandı. Kıvanç Hocamız da bir parçayı o noktada kazandırdı bugünü kutlamak için. Güzel Sanatlar ile anmak için. Güzel Sanatlar Lisesi ile işbirlikleri yaptık ve orada bir sergimiz oldu yakın zamanda. Uluslararası Göçmenler Günü'nü mutlaka müzik bölümümüzün öğretim elemanlarının desteğiyle gerçekleştiriyoruz ve orada bir takım yine konserler gerçekleştiriyoruz. Yine öğrenci konserlerimiz, Cumhuriyet Bayramı konserlerimiz ve söyleşilerimizin afişlerini görüyorsunuz her alanda. Bu noktada kalite sürecinin yeniden yapılandırılması gerektiği konusuna hemen dönem başında komisyonlarımız 8 tane komisyonken şu anda kurul ve komisyonlarımız her biri tanımlanmış süreçlere ilişkin 18 tane aktif komisyon yeniden tasarladık ve bu süreçlerin organizasyonunu yeniden yapılandırdık. Kalite süreçlerindeki yeni ihtiyaçlara göre. Bu noktada bilimsel araştırma ve ARGE çalışmaları ile ilgili öğretim elemanlarının bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile ilgili süreçlerdeki ihtiyaçlarımız vardı. Bunun için hemen yeniden bir çalıştay düzenledik bilimsel araştırma ile ilgili. Bunlardan bazı örnekleri paylaşıyorum sizinle. Tabii burada kurumsal destekli projelerimize ASGEP projesini kurumumuzda gerçekleştirdik. Şu anda tamamlandı projemiz ve üniversitemizin adına gurur duyuyoruz böyle bir projede yer almaktan. Müzik bölümü aynı zamanda doktor öğretim üyesi Özlem Doğan hocamızın aynı şekilde ARGE çalışmalarında bize katkısı oldu. 4005 TÜBİTAK projesi kendisi burada gerçekleştirdi. Teşekkür ediyoruz emeklerinden dolayı değerli hocamıza da. Ve burada iki tane araştırma görevimiz vardı bizim. 2019 sonunda 20'de göreve başlayan. Onları öğrencilerle özellikle küçük bir eğitimden geçirerek öğrencilere nasıl rehberlik ederler ve o noktada daha önce bir olan TÜBİTAK 2209 kabul sayımızı nasıl yükseltiriz? Bu sorunu çözmek adına da iki araştırma görevlimiz 9 öğrenciyle çalıştılar. 9 projenin 7'si şu anda 2209 geçti ve onların danışmanlığında sürdürülmektedir. Araştırma performans değerlendirme raporu biliyorsunuz sene sonunda çalışması yapıldı. O çalışma bizim için oldukça etkin bir göstergeydi. Durumumuzdan kesit alan. Tabii bu araştırma performansı ile ilgili biliyorsunuz biz aynı zamanda sanat uygulama temelli olduğumuz için görünürlük babında sadece araştırmayla bir yetkinlik alanı olarak araştırmayla ölçülmüş olmak asla litreyi santimetreyle ölçmek kadar bir noktada eksik kalabildiğini de düşünerek bu noktadaki eksiklikleri aslında iki taraflı tamamlamamız gerektiğini düşünerek o perspektiften bakmanızı rica ediyorum buradaki sonuçlara. Burada biz 19 fakülte arasında 2020 başında 18. sıradayken 14. sıraya yükseldiğimizi görüyoruz. Alan bazlı sıralamada çok önemli nokta 8 fakülte arasında 7. sıradayken 4. sıraya yükselmişiz.
Araştırma kapasitesi konusunda 19 fakülte arasında 14.müşüz. 21'de 17. sıra, ki salgın sonrası olduğu için bir orada düşüş gerçekleşmiş. Araştırma kalitesinde 19 fakülte arasında 17. sıradan 13. sırada olduğumuzu görüyoruz. Alan bazlıyı söylemiştim, 3. sıraya yükseldik. Ve araştırma işbirliği konusundaki eksikliklerimiz malum, bir düşüş, bir yükseliş trendinde ilerlemekteyiz. Bu doğrultularda sunumumu şöyle bitirmek istiyorum. Kalitemizi daha yükseltmek, daha verimli çalışmak adına bütün bölümlerde bir kesit aldık. Neye ihtiyacımız var? Daha fazlasını başarmak için ne yapmalıyız? Ve birlikte ne yapmalıyız? Özellikle bu noktada araştırma kapasitemizi ve araştırma işbirliklerimizi, potansiyellerimizi arttırmak adına aslında bizim dış paydaşlarla, bu birim kurulları bunun için gerçekten çok değerli bir katkı sağladı. Ben rektörüme de teşekkür ediyorum böyle bir vizyonda ilerlediğimiz için. Ve AB projeleri destek eğitimlerine katılmak için akademisyenlerimizi yönlendirdik. Proje ekipleri kurduk. Araştırma işbirlikleri için disiplinler arası çalışmalara gönderdik. Potansiyel proje ortaklarımızla işbirliği kurduk, protokoller yaptık ve rektörümde şu anda bazı protokollerimiz hukuk müşavirliğinde, diğerlerinde biz şu anda ilgili kurumlarda yönetmeye, iletmeye çalışıyoruz. Tabii öncelikli ihtiyaçlarımız, şimdi asıl mevzumuz bu özetle. Seramik bölümünden bahsetmiştim. Askeri kadromuzun sıkıntısından. Bunu tamamlayamazsak gelecek sene bölümümüzün kapanma ihtimali çok yüksek. 3 sene tamamlayamazsak bir an önce ona ihtiyacımız var. Animasyon bölümümüzden bahsetmiştim. Bir araştırma görevlisi ve 2 öğretim üyesinin tanımlanarak çok da rağbet var bu bölümlere. Yine geleneksel Türk sanatları zaten bu noktada ihtiyacımız olan bir bölümdür. Ve o noktada da diğer fiziksel ihtiyaçlarımız var. Diğer bölümün akademik faaliyetlerini değerlendirebilmesi için araştırma görevlisi faaliyetimiz var. Şu anda en büyük sıkıntımız yine bizim alanda akredite edilemememiz. Çünkü ulusal bir akreditasyon kurumuna Türkiye olarak alanımızda, sanat alanında sahip değiliz. Bu noktada 3 yıldır önce bir dernek kurulmuştu, feshedildi, YÖK tarafından gerçekleştirilen. Bu noktadaysa biz bu derneğin yeniden kurulabilmesi için aktif oy hocamla beraber aktif alanlarımızda rol alarak yeni dernekte bu sürecin daha hızlı ilerletilmesinde paydaş olarak yer almış bulunuyoruz. Biz kalite süreçlerinde bu döngüleri sürdürsek bile bütün kayıtlı kanıtları, en büyük sıkıntımız yer sıkıntımız. Çünkü kişi başına düşen 1,5 metrekare gibi alan bizden bu ölçütlerde istenecektir. Bu noktada sıkıntı yaşamaktayız. Bunu da söyleyelim. Eğitimciler ve öğrenciler için sağlıklı eğitim, öğretim ortamı olabilmesi için müzik bölümümüzün duvarları ses geçirmesin diye kaplıdır. O noktada çok uzun yıllarca bunların temizliği yapılamadı ve şu anda COVID sonrası da hijyenik bir ortamda hocalarımız görevlerini sürdürememekte, ders yapamamakta, bunun temizliği konusunda bir sıkıntı yaşamaktayız. Fakültemizin bölümlerinden çıkan atıklarla ilgili 2 yıldır çalışma sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik ekibi olarak da bu konuya biz dikkat çekmiştik. Belediyelerle görüşmemiz oldu. Ama bu noktada kendi atıklarımızı sürdürülebilir kılabilmek için rektörlüğümüzün ve yönetimimizin desteğine ihtiyacımız var. Çünkü yakın bir noktada atık kutularımız dolduğunda onların atığını sürekli, çünkü biz yürüde sayın hocalarım bir atölyeden çıkan 6 kağıt kutusu dolu bir atığımız oluyor. Sadece bir atölyeden. 15 atölye olarak düşünürsek çok ciddi bir aslında geri dönüşüme, kazanım sağlayacak bir potansiyele de sahibiz. Fakültemizin öğrencileri özellikle kantin alanıyla ilgili talepleri bize ulaştı ve çevre düzenlemesiyle ilgili sayın rektörüm, rektör yardımcıları takdir ederler. Çok ciddi bir alan sıkıntımız var. Bu aynı zamanda girişten itibaren fakültemizi Güzel Sanatlar Fakültesine yakışır bir çevre düzenlemesinden
yoksun kılmakta. Bütçelerin farkındayız elbette, biz de yönetimde biz bunu biliyoruz ama öncelikli sırada alınırsa çok çok memnun oluruz. Konuşmama şöyle de diyerek aslında şunu söyleyerek son vermek istiyorum. Sanat aydınlatıcı, dönüştürücü, ilham verici, eğitici ve güdüleyici gücüyle disiplinler ötesi köprüler kurmanın en yaratıcı yoludur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarım, memnun ediyorum. Saygıdeğer konuklar, şimdi 2022-2023 güz yarı yılı dönem sonu akademik kurul toplantısı yer almaktadır. Başta akademik kurul başkanı Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun hocamız olmak üzere, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Sultan Taşçı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Aybir Aykut hocalarımızla toplantıyı başlatmak üzere sahneye aldık. Biz de sahneye alışmaya çalışıyoruz da şu an kimseyi göremediğim için hissediyorum. Ben öncelikle herkese saygı ve akademisyenlerimize saygılar sunarak konuşmaya başlamak istiyorum. Evet, bugün sağ olsun Sayın Dekanımız bizleri davet etti. Bizler de sizlerle beraber olmak için bu toplantıya katılmış durumdayız. Öncelikle davet için teşekkür ediyorum. Bayağı da eksik olmuş, bayağı sıraladı. Yerimden kalkamadım bir ara. Bunların tabii ki üstesinden gelmek için canlı başla çalışarak devam edeceğiz. Kadro noktasında da bayağı bir heyecan almış oldu. O da dikkatimi çekti. Bazen dinlemiyor gibi yaparım ama çok dinlerim, onu da söyleyeyim. Bunlara emin olup bizler de sizler kadar konunun farkındayız. Neler yapacağımız anlamında ifade etmekten ziyade biraz yaşayıp birlikte görelim istiyorum. Evet, Güzel Sanatlar Fakültesi bizim aslında üniversitemizin değerli fakültelerinden, önem verdiğimiz fakültelerimizden. Tabii burada çeşitli sıralamalardan bahsedildi. Orada kategori noktasında farklı detaylar da söz konusu olmakla birlikte bence de genel tablo bu. Burada biz tabii ki bu istatistikler üzerinde yoğunlaşarak sizleri böyle sık boğaz etmek istemiyoruz ama hayatımızın bir realitesi bu da. Çünkü çok ciddi bir çekişme var, ciddi bir mücadele var. Bundan 2,5 ay önce araştırma üniversiteleri toplantısını gerçekleştirdik. Orada 20 devlet üniversitesi, 3 vakıf üniversitesi var. Elazığ'da yapılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımızın da katılımıyla gerçekleşen bu toplantıda 2021 yılı verileri açıklandı. 2021 yılı verilerine göre 14. sıradayız. Dolayısıyla ciddi bir rekabet var. Bu rekabet içerisinde bizler de tabii ki Erciyes Üniversitesi olarak baştan beri olduğu gibi ısrar etmek, devam etmek istiyoruz. Ve mümkün mertebe bu sıralamayı daha yukarı çekmek için gayret içerisinde olacağız. Tabii bunları yaparken benim temel bir yaklaşımım var. Mühendislik Fakültesi 7 yıl dekan yardımcılığı ve 7 yıldır da dekanlık olduğu için oradan gelen bir yöneticilik deneyimi bana hep şunu söylüyor. Bu araştırmaları yaparken ben tek başıma olmuyor. Yardımcılarımla, ekibimle birlikte, yani ben yaptım değil, biz yaptık olarak gitmemiz gerekiyor. Şimdi ölçek üniversite ölçeği olduğuna göre biz dediğim zaman 19 fakültemizi kastediyorum. Yani hep beraber güzel şeyler, çalışmalar yapmak, güzel hizmetler ortaya koymak için gayret içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyorum.
Tabii bu giriş kısmı proje Ar-Ge sıralamaları olduğu için böyle bir başlangıç sergilemiş olduk. Ama bizim tabii en temel görevlerimizden bir tanesi de öğrenci odaklı faaliyetlerimizdir. Ki öğrenci odaklı faaliyetlerde gerçekten ben rektör öğrenci buluşmalarını gerçekleştirdiğim zaman şunu çok görüyorum. Bir kere onlar bize emanet. Onları layıkıyla yakışır bir şekilde eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde bir donanıma ulaştırmamız gerekiyor. Ve bu donanımda aslında ne kadar başarılı olduğumuzu da kalite süreçleriyle, akreditasyon süreçleriyle değerlendirebiliyoruz. Aslında bir nevi ölçebiliyoruz. Bu ölçümlerde de baktığımız zaman tabii ki üniversitenin birçok fakültesinde olduğu gibi güzel sanatların da, güzel sanatlar fakültesinin de bu gayret içerisinde olması bizi mutlu ediyor. Tabii bu bölüm akreditasyon, program akreditasyon sayılarını da artırmak istiyoruz. Yalnız bunları artırırken istatistiği yükseltmek için böyle bir talebim yok benim. Biz bir kere samimi olarak öğrencilerimize kaliteli eğitim verelim, arkasından istatistik gelir zaten. Bu konularda ben gerçekten her zaman samimi olarak bu davranışları sergilemekten yani hareket etmişimdir. Ve bunun sonuçlarını da, meyvelerini de ben yöneticiliğim dönemlerinde hep alabildim. Burada özellikle öğrenciye yönelik yapılan faaliyetlerde biz bu faaliyetlerimizi etkin bir şekilde onlara değer vererek ortaya koyabiliyorsak, emin olun onlara çeşitli alfabeyle kuşak ismi versek de çok zeki bir kuşak yani, onu ben peşinden söyleyeyim. Ve onlarla yaptığım konuşmalarda inanın ajandama daha çok not aldığımı söylüyorum. Kendi iş programım açısından bundan sonraki süreçte üniversitemizde neler yapacağız anlamında yaklaştığımızda çok etkin geri dönüşler alıyoruz. Biz onlarla güzel tanışma günleri düzenledik. 2 günlük bir program yaptık. Hakikaten 172 kulübün olduğu Erciyes Üniversitesi'nde, öğrenci kulüplerini kastediyorum, 140'a yakın kulüp katılımı gerçekleşti. Ve atamamın ilk günleriydi, çok yoğun program olmasına rağmen inanın beni bırakmadılar ve o programları iptal etmek zorunda kaldık. Bazen şöyle düşünüyorum, iyi ki de iptal etmişim, onlarla beraber olmuşum o öğrencilerimizle. Çünkü onların çok farklı dünyaları var. Onlar, rektör bizim yanımızda olsun, bizimle beraber yaşasın, problemleri görsün istiyorlar. Dolayısıyla biz onlara önem verdiğimizi sürekli size önem veriyoruz olarak değil de zaman içerisindeki ortaya koyacağımız projelerle, ortaya koyacağımız icraatlarla onlara önem verdiğimizi hissettirirsek çok daha etkin olacak diye düşünüyorum. Biz şu anda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Türkiye'de 11 merkezde kariyer fuarı düzenlenmesi gündemde. Ve bu merkezlerden bir tanesi olarak da Erciyes Üniversitesi seçildi. Bize 12 tane üniversiteyi bağladılar. ORAKAF olarak Orta Anadolu Kariyer Fuarı şeklinde bir isimlendirme ile ki biz 2022'de de bu fuarı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş bir üniversiteyiz. 2023 6-7 Mart'ta da bu programı yapmak için yoğun bir çaba ve çalışma içerisinde şu an devam ediyoruz. Bununla ilgili neler yapıyoruz? Aslında sonuç olarak öğrencilerimizde bir dikkat çekmeye, öğrencilerimizin özellikle kariyeriyle ilgili bir planlama yapmasını arzu ediyoruz. İşte ben orada A protokolü olarak dış paydaşlarımızla toplantılar yapıyorum. Bana bağlı olan 12 üniversite rektörüyle online toplanıyorum. Yetmiyor, yüz yüze toplanıyorum. Ama bunlar bizim bu organizasyonu daha etkin olarak öğrenciye anlatmak için çabalarımız. Ama bana sorarsanız orada bir öğrenciyi bile
böyle bir sisteme dahil etmiş olmak onun ilerideki meslek hayatı için çok başka şeyler açacağını düşünüyorum. Yetenek kapısına bir öğrencinin kaydolması demek, beklemediği bir iş ortamından staj teklifi demektir. Hatta öğrenci orada kendi yeteneklerine göre sahip olduğu güncel donanımlarını mutlaka aktarması gerekiyor. Ve belki ileride sadece staj olarak düşünmeyelim, ileride muhtemelen bir iş teklifi olarak meslek hayatında adım atacağı bir noktaya geçebileceği bir platformu konuşuyoruz. Yapay zeka temelinde çalışan bu sistemin yazılımında aslında bakarsanız ben sistemi inceleyen ve değerlendirme sürecinde olan bir yönetici olarak torpilin olmadığı bir sistem tanımlanmış durumda. Ancak öğrencilerimiz bu konulara şu an çok çok uzaklar. Ve burada kendimi öncelikle suçlu buluyorum. Çünkü öğrencilere anlatılması gerekiyor bunların. 53 bin öğrencisi olan toplamdaki o 12 üniversiteyle beraber 200 bin öğrenciye ulaşan bir öğrenci sayısında o sisteme bu söylediğim birliktelikten kaydolan öğrenci sayısı güncel olarak Sultan Hocam söyleyebilir. Şu anda 2000 küsür mü sayın? 2500. 200 binde 2500'ü oranlayalım, uzun uzun tartışabiliriz. Ben bir ders anlatmayı ne kadar ciddi bir görev olarak görüyorsam, öğrencinin kariyer planlamasını da o derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bunları kendinize bir görev olarak, bir ödev olarak alıp, mutlaka bu genç arkadaşlarımızın kendi gelecekleri için bir kariyer planlaması yapması noktasında ısrarcı olmaktan yanayız. Tabii Ar-Ge faaliyetleri dedik, bilim teknolojik değerlendirmeler dedik. Ancak burada hep aklımızın bir kenarında işte bize bir hedefler konulur. İşte lisansı bitirdik. Sonra yüksek lisans. Hocam bir demiştim. Bugün de eğitim fakültesinde olduğum için. Burada özellikle bizlerin ortaya koyacağımız yüksek lisans, doktora, kadrolamalarda kabul ettiğim bir yön özlük hakkıdır. Biz emin olun bu noktada özlük haklarına çok riayet edeceğiz. Etmek istiyoruz. Çünkü biz öğretim üyesine ne yaparsak yapalım, öğretim üyesinin aklında kalacak tek bir şey benim atama süreçlerimde özlük haklarımın verilmiş olmasıdır diyecek. Çünkü ben bunları yöneticiliğim döneminde çok gördüm. Çok ısrar ettim. Ve bunları yapabildiğimiz sürece de çok başarılı olduğumuz değerlendirildi. İşte fiziki olarak mekanda iyileştirmeler yaptık. Kütüphane anlamında güzel çalışma salonları oluşturduk. Ama emin olun bunlar bir noktadan sonra unutulup gidiyor. O nedenle biz burada zaten mesaj olarak verilen mesajlardan bir tanesiydi. Sayın Dekanımız dersine çok iyi çalışmış gördüğüm kadarıyla. Orada da haklı. Biz bununla ilgili olarak da gerçekten kişilerin özlük haklarını uygun bir şekilde aktarmaktan yana hareket etmek istiyoruz. Tabii bunlara değerlendirme olarak ana başlıklarda verdikten sonra kampüsümüzün de yaşanabilir kampüs anlamında, sürdürülebilir kampüs anlamında dokunuşlara ihtiyacı olduğu bir realite. Burada biz sürdürülebilirlik noktasında baktığınız zaman aslında Green Metric sıralamasında çok iyi bir durumdayız. Türkiye'de ikinci dünyada 86. sıradayız. Ancak bununla yetinmemek lazım, bunun üzerine koymamız gerekiyor. Hem peyzaj yönüyle hem de kağıtsız kampüs dediğimiz dijital olarak da bazı dönüşümleri gerçekleştirmemiz ve bunlara geç kalmamamız gerekiyor. Çünkü bunlar da bir teknolojik dönüşümlerdir. İşte nedir bu? Enerjisini kendi üretebilen, sürdürülebilirlik için çok gerekli bir parametredir. Bununla ilgili de yönetim olarak çok güzel hazırlıklarımız var.
Bazı projelerimizde kendi elektriğini üreten akıllı yapılar olarak gidiyoruz. Hatta bununla yetinmiyoruz. Tekno geliştirme bölgesi 2'de yapılacak olan projelerde yağmur suyunun sulamada kullanıldığı bir proje ile akıllı yapı projelendirmelerimiz var. Bunları tabii ki zaman içerisinde gerçekleştirdiğimizde, yapıldığında ki Mart ayında bunun başlangıcını düşünüyoruz. Biz kampüsümüzde kendi enerjisini üretebilen ve ürettiği bu enerjiyi sadece tüketen değil, satış yapmak suretiyle katkı alan, ekonomik katkı alan ve bu ekonomik katkıyı da özellikle akademisyenlerimizin araştırmalarına artı bir bütçeleme olarak aktarmak istiyoruz. Bunların sonuçlarını ben orta vadede çok güzel geri dönüşler olacağına yana eminim. Çünkü sizler yapılacak araştırmaların genel manada özelliklerine bakarak güzel bütçelemeler yaptığınızda bu fakülteleri ayırmaksızın çok güzel sonuçlar çıkacağı çok aşikar ortada. Onun için biz bu konularda da mutlaka hep birlikte beraberce güzel hazırlıklar içerisindeyiz. Bunları da zaman içerisinde bir araya gelerekten paylaşmaya çalışacağız. Tabii akademik kurum diyoruz. Genellikle rektörler atanır, hemen bir tane akademik kurula katılır, sonra da katılmaz dersiniz. Ben bunu düzenli olarak sizlerle bir araya gelme vesilesi olarak görüyorum. Hatta biz bununla yetinmek istemiyoruz. Kurulların dışında da yöneticilerimizle, akademisyenlerimizle hatta fakülte bazlı rektör-öğrenci buluşmasıyla devam edeceğiz biz. Bizim için çok değerli bu. Ben ortalama bir 10 bin, 15 bin öğrenciye bu kurulların dışında rektör-öğrenci buluşması olarak eğer bir araya gelip dertlerimizi aktarmak, onları dinlemek gibi bir zaman dilimi gerekiyorsa bunu hiç düşünmeden harcamak istiyorum. Çünkü o öğrencilerimizin emin olun kafalarında bir kelime şekil alacak şekilde yer oluşturuyorsa ben bunun ileride çok büyük dönüşler olacağından yana eminim. Onun için bizim gayretlerimiz sadece kurullarda kalmayacak, kurulların dışında da mutlaka bir araya gelmeye çalışacağız. Tabii mikrofon altı bırakmam yani öyle kolay kolay yok demiyorum. Sizlere daha fazla sıkmak istemiyorum ben. Bu tip toplantılarımızı soru cevap şeklinde çevirmemiz daha verimli hale getiriyor. Hem de bazı uyumalar başladı, onları da toparlamış oluyoruz. Ben bizleri davet ettiniz, icabet ettik. Beraber olduk. Şu an için çok teşekkür etmek istiyorum. Sultan Hocam da ilave konuşması olacaktır. Sözü hocamıza bırakmak istiyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sayın Dekan, sevgili hazırım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hocam her başlıktan söz ettiğiniz için bana ne kaldı diye hep düşündüm doğrusu. Bu bizim ziyaret ettiğimiz, bizim kendi fakültelerimizi de çıkartırsak, 8 fakülte, 8. fakültemiz dahil edersek 8. fakültemiz, epeyce de uygar merkez ziyaretlerimiz oldu. Hocamın da ifade ettiği gibi bu ziyaretlere devam edeceğiz. Özellikle eğitim öğretim başlığında bizim çok önemsediğimiz hocamın da ifade ettiği kalite süreçlerindeki yaklaşımımız burada biz birim kurum içi birim dış değerlendirme süreçleriyle aslında kalite komisyonu olarak her fakülteyi bu sürece hazır hale getirmeye çalıştık. Bu senede yine akran değerlendirmesi yapacağımız fakülteler olacak. Aynı çalışma akredite olan birimlerin dahil edildiği
ettiği bir süreci de kapsayacak şekilde bir iç değerlendirme sürecini gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra stratejik planımızı güncelledik. Bununla ilgili olarak da bir eylem planları çalıştığı yapacağız. Hocam da bunu çok önemsiyor. Özellikle tema gruplarında stratejik plan hedeflerimizin ve performans göstergelerimizin daha istediğimiz hedefe ulaşacağımızı sağlayacak noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Bu çalıştaylarda her birimden de bir temsiliyeti gerçekleştirmiş olacağız. Sürdürülebilir kampüs sevgili hocam vurguyu yaptı. Belki Oktay hocam olsa bunu açıklardı. Şubat ayının ikinci haftasında kazak giyme günümüz olacak sayın rektörüm. Faturaları en çok rektör hocam muhatap oluyor. Dolayısıyla biz de bir gün kendisine katkı sunar mıyız diye düşünüyoruz. Sayın rektörümüze de kazak giydireceğiz. Biz de kazak giyeceğiz. Bir gün ısınmadan feragat edeceğiz. Bu yolda tasarruf da sağlayıp bu sürdürülebilirlik noktasına da bir vurgu yapmak istiyoruz. Her alanımızda aslında hani kampüsün her alanında daha yaşanabilir bir kampüsü nasıl oluştururuz diye çaba sarf ediyoruz. Eğitim öğretim süreçleri adına da biliyorsunuz öğrenci dekanlığımız ve araştırma dekanlığı yapılanmalarımızla da kurgumuzu daha tepeden, daha hızlı yönetebilme gayretimiz var. Bu grubu ilgilendiren sayın rektörüm siz de söylersiniz. Pedagojik formasyonla ilgili bir çalışma var. Mutlaka sizleri de bulmuştur. Öğrenciler de itibar edecek. Bu kapsamda da sayın rektörümüzün başkanlığında bir hazır bir koordinasyon kurulu oluşturduk. 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizi kapsayacak şekilde önce bir anket uygulamasıyla totalde kaç öğrencimiz bunu alabilecek? Biz ortalama 10 bin gibi tahmin ediyoruz. Öncelikle son sınıf öğrencilerimiz olmak üzere bu eğitimin programları entegrasyonunu sağlamayı planladık. Bununla ilgili usul ve esas çalışmalarımızı da gerçekleştiriyoruz ve senatodan da geçireceğiz. Danışma kurulları yapılanması bizim için çok önemsediğimiz bir yapılanma. Uluslararası danışma kurulumuz ve ulusal danışma kurulumuz var üniversitemiz olarak. Birim danışma kurulları da gördüğümüz üzere sizinle toplantınızı gerçekleştirdiğiniz üzere oluşmuş ve teşekkür etmiş durumda. Ama sayın dekanımızın da ifade ettiği birim iç değerlendirme süreçlerinin bir öz değerlendirmenin yapılması lazım ki danışma kurulları bize arzu ettiğimiz nitelikte katkı sağlayabilsinler. O nedenle bu hafta Perşembe günü gerçekleştireceğimiz bir birim iç değerlendirme raporu hazırlama eğitimimiz olacak. Web tabanlı sistemimizi de tanıtacağız ve sayın rektörümüzün de özellikle üst yönetime birim kalite güvence komisyonu üyelerine de mesajları olacak. Bunu ifade etmek isterim. Öz değerlendirmeyi her birim düzeyinde biz 7. yılımız bu yıl yapıyoruz zaten. Ama bu seneki kanıt sağlayıcı davranışlarımızın, kanıtlarımızın da artırılmasında Güzel Sanatlar Fakültemizin de katkısını bekliyoruz. Bunu ifade etmek isterim. Kısaca hocam benim söyleyeceğim bu kadar. Belki soru cevaplı hakkınız olabilir. Teşekkür ederim. Evet, o zaman toplantımızın devamını soru-cevap olarak sürdürelim. Mikrofonumuz hazır, öyle gördüm. Teşekkür ederim, sağ olasın. Evet, soru sormak isteyen, sana en uzak noktadan bir el kaldıran oldu. Seni yormak istiyorlar sanki. Ha? Orada var mikrofon, peki. Buyurun. Sayın rektörüm, sayın rektör yardımcım, öncelikle hoş geldiniz fakültemize. Ben Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü, Müzik Ana Sanat Dalı bölümünde okuyorum. Benim ve birkaç arkadaşımın bana getirdiği, size söylemem için maruzatları söylemek istiyorum. Öncelikle okulumuzun dış cephesinden hiçbirimiz memnun değiliz. Müzik bölümüne pek yaraşır gelmiyor bize. Yani biz buraya sanat icra etmeye geliyoruz, güzel bir motivasyonla gelmek istiyoruz ama günlerden çarşamba gibi ne yazık ki. 5 böyle birazcık ruhumuz emiyor. Biz sizden sadece birazcık önderlik bekliyoruz. Ben ve arkadaşlarım elinden geleni yapacaklarını düşünüyorum kendi adlarına. Ayrıca formasyon konusunda birazcık kafamız karışık.
Buna bir açıklık getirmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Pedagojik formasyonla ilgili olarak oradan başlayalım bence. Orada geçen hafta Yüksek Öğretim Kurulu tarafından pedagojik formasyon derslerini ayrı bir ders yerine eğitim öğretim devam ederken işte eğitim fakültesi bünyesinde açılan dersler olarak tamamlanması gibi bir öngörü, bir talep söz konusu oldu. Tabii hocam da biraz bahsetti kısmen. Biz bahar yarı yılından itibaren başlıyoruz. Muhtemelen bu hafta Senato gündeminden uygulama usul ve esaslarını geçireceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam 10 tane, 9 tane ders gibi bir ilave ders ile öğrenciler bu dersleri alabilecekler. İlk etapta online olarak olabilir dedik. Çünkü bir giriş başlangıç süreci sıkıntılar verebilir. Ama bazı parametreler var kafamızı karıştıran. Kaç öğrencinin alacağıyla ilgili muhtemelen 2 haftaya kadar bir anket yapacak öğrencilere dekanlığımız. Bu anket sonucunda biz bir programlama ile bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Bunun güzel tarafı normal dönem içerisinde alıyorsunuz ama uygulama kısmını yapmamız biraz şu an yaz döneminde sıkıntı çünkü okullar kapalı. O nedenle bunun bahardan sonraki güz yarı yılı da olacak. Orada amacımız uygulamayı da bir okulda yapabilmeniz için. Ben bunun çok yerinde ve doğru bir karar olduğunu düşünüyorum Yüksek Öğretim Kurulu tarafından. Uygulama usul esaslarda da bazı aksamalar olsa da biz bunları aşacağımızı ümit ediyorum. Ve zaten ana çerçeve belli olduğu için burada sizlerin böyle bir kaygıya şu anda girmesine gerek yok. Size önerim sistemdeki anketlere mutlaka katılın. Bizim öngörümüz 10 bin öğrencinin buna başvuracağı yönünde. Ve muhtemelde bu bahar ve yüz yarım yılı dedik, arada yaz geçti. 4. sınıf öğrencilerimizin mezuniyeti biraz aksayacak. Onları da paylaşalım şekilde. Çünkü beraber, diplomayla beraber pedagojik formasyon belgelendirmesi yapılacak. Ama bu ilk öğrenciler, ilk uygulamada olacak. Daha sonra aşağıdan gelen öğrenciler bunu kendi dönemleri içerisinde eriterek geleceği için çok rahat bir şekilde güz ve bahar yarı yılı sonunda yani 4. sınıfta mezuniyet aşamasında bunu da tamamlamış olacaklar. Sistemi biraz böyle özetleyeyim. Çok detayları var. Detaylarda da biz bunlarla ilgili gerekli argümanları geliştiriyoruz şu anda. Ben de bu noktada yani artık kaygı olmaktan çıkacak bir sisteme dönmüş oluyorum. Senin sorun üzerine cevaplamış olayım. Fiziki durumla ilgili olarak da doğrudur. Haklılık payı çok yüksek. Bununla ilgili olarak zaten taleplerimiz var. Biz Yap İşleri Daire Başkanlığı üzerinden bunları hızlı bir şekilde ele alıp tabii ki bazı restoratif ya da restorasyon bari düzenlemeler onların bazı çalışmalar gerektiği aşikar. Bununla ilgili de gerekli düzenlemeleri ben yapacağımızı burada da bu vesileyle sizlerin sorusu üzerine aktarmış olayım. Teşekkür ederim. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Lütfen aklına geldiği sürece devam edebilirsin. Ben aynı zamanda bahsettiğiniz kulüp toplantılarında da oradaydım. Müzik kulübü başkanıyım aynı zamanda. Bu konuda da etkinlikler yapmak için sizin öncülüğünüzü istiyoruz, sizden yardım istiyoruz. Birçok etkinlik yapmaya çok hevesli çünkü arkadaşlarım. Sizi hazır burada yakalamışken bunu da dile getireyim dedim. Beni yakalamış oldunuz burada. Kaçamayacağınız zaman. Şöyle yapalım. Biz kendi içimizde, üniversite içerisinde öğrenci faaliyetlerini artırmak istiyoruz. Bence bu yeterli cevap olur. Yani bu noktada da lütfen her zaman bekleriz, beraber olmak isteriz, kulüplerle ben olayım, hocalarım olsun, görüşmek isteriz. Yeni fikirlere açığız, ona da ihtiyacımız var. Çünkü güzel bir 53 bin kişiden oluşan gençlik var karşımızda. O konularda da
kendi içerimizde faaliyetler mesela o bence çok güzeldi. İki gün şansımıza da hava çok iyi gitti. Biz bize daha mutluyuz yani. Ben o noktada güzel de bir etkileşim oldu. Özellikle o toplantının sonucunda üniversiteye yeni gelen arkadaşlara da mini bir oryantasyon, tanışma gibi gerçekleşmiş oldu. Bunları artırmak istiyoruz. Katılım da fena değildi ama bir sonrakinde daha da yüksek olacağını düşünüyorum. Yeni projeleriniz de olursa lütfen beraber olalım. İcat çıkarmanızı bekliyoruz yani. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ben bir yönlendireyim yoksa tanıdığınız varsa direkt ona verebilirsiniz mikrofonu. Araştırma görevlisi Dilan Ay. Ben Sayın Aydın Hocamızın öncülüğünde kurulan proje destek ekibinin içinde yer alıyorum. Biz bu süreçte öğrencilere, özellikle BAP projelerinde, yüksek lisans öğrencilerine, lisans öğrencilerinde TÜBİTAK 22.09 projelerinde hem destek sağlıyoruz hem de eğitimler veriyoruz. Bunun yanında benim teşekkür etmek istediğim bir konu var. Sanat temelli araştırmalar için BAP bünyesinde SATAP ismi altında yeni bir alan açıldı. Bu biz sanat araştırmacılar için oldukça önemliydi. Ben burada size bütün desteklerinizden dolayı Sayın Rektörüm öncelikle size sonra da dekanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Sorun yok. Ya ben nasıl cevap vereceğim diye faydalanıyorum. Teşekkür ederiz o zaman. Sağ olasın. Evet, buyurun. Sayın hocam, ben de burada resim bölümünde öğretim görevlisiyim. Muhammed Aşçı. Öncelikle hoş geldiniz. Az önce bir dış cephe probleminden bahsetmişti arkadaşımız. Siz de konuşmanın sonrasında icat çıkartmanızı bekliyorum deyince hemen bir şimşek çaktı. Öyle ifade edeyim. Ben resim bölümünde duvar resmi dersini de veriyorum aynı zamanda. Sizinle şöyle bir fikri paylaşmak isterim hocam. Genellikle ulusal alanda Güzel Sanatlar Fakültelerinin binalarına baktığımız zaman bunu görebiliriz zaten. Bu binalar aynı zamanda sanatla iç içe geçmiş. Bu binaların dış yüzeyleri de sanata yer açan alanlar, yüzeyler olmuş durumda. Burada destek olmanız durumunda şöyle bir çalışma başlatabiliriz diye düşünüyorum. Gerekirse hatta sponsorlar da aranabilir ve hatta bulunabilir. Tanıştığımız duvar sanatçıları var bu alanda, Türkiye'de bu alanda ünlenmiş. Onlardan da destek alabilir. Ve bu bağlamda okulumuzun duvarlarına çağımızın sanatsal dilini yansıtır bir şekilde grafiti çalışması, duvar çalışması yapmayı teklif ediyorum. Tabii sizin de desteğinizle görüşürüz, ne olur. Bu duvar çalışmaları hatta şöyle bir şey de olabilir. Biz burada bitirme projelerini yapıyoruz. Bazı öğrencilerimiz bu alanda sanatsal yolculuğuna devam edeceklerse eğer onlara da bu alanları kullanma özgürlüğünü verebiliriz. Ve dahası öğrenciler ve hocalarla birlikte bizim sanatsal düzenleme komisyonumuz da var. Onun çatısı altında da bir tasarım gerçekleştirebiliriz. Yani bu potansiyel bizde var, uygulama potansiyelimiz de var. Sizin desteğinizle ve belki de ekonomik anlamda da sponsor olarak bu işi başarabileceğimize inanıyoruz. Şimdi konuyu böyle aktarır, sonra sponsoru da siz bulun hocam diyorum bana muhtemelen. O konuda ilgilenmeyi yaparım hocam. Şöyle yapalım, yok şöyle yapalım. Dün eğitim fakültesindeydik. I love Eri, ya olmaz dediler, seni seviyorum, Eri olması lazım dediler. Dedim bir bakış açısı, bundan bir tane daha yaptıracağız. Uluslararası öğrencilerimiz de olduğu için uluslararasılaşma anlamında böyle bir şey yaptık. Bir sonrakini de seni seviyorum Eri olarak yapalım dedik. Orada anlaşmıştık. Şimdi sizinle nasıl anlaşacağız? Şöyle yapalım, size bir prova alanı verelim. Bir deneyelim. Niçin olmasın? Bence olabilir. Tabii burada dış ortam korunaklı mekan olarak yağmur yağış ortam şartlarını da değerlendirmek lazım. Bu konuda dekanlığın bir talebi olursa biz izinlendirme yapmak isteriz.
Ama öncesinde bir eskiz çalışmalara olur üzerinden bakarız. Ondan sonra detaylandırmaya geçeriz. Çok teşekkür ederim hocam. Tabii. Sabahınızı çalacağım inşallah. Sponsoru da ben bulurum. Sen rahat ol. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun. Merhaba öncelikle. Ben Yağmur Karakaş. Eskilerim 4. sınıf öğrencisiyim. Bir sorum olmayacak ama söylemek istediklerim var. Öncelikle proje kapsamında, şuradaki proje kapsamında fakültemizde, üniversitemizde oldukça teşekkür etmek istiyorum. Birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Proje destekleme ekibinin desteklediği TÜBİTAK projelerinden birisinde yer alıyorum. Ve TÜBİTAK her ne kadar büyüsem de çok hakkında bilgi sahibi olmadığım, başvurucu hani süresini bilmediğim bir şeydi. Bu noktada da araştırma görevlisi bilen Aile Deniz Ay hocalarım, keza Atölye Hocam Raşit Akarsın oldukça bir yönlendirmeleri benim için faydalı oldu. Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum. Diğer taraftan fakültemizde de bu konu hakkında seminerler, eğitimler verildi. Bunlara da oldukça katkısı oldu. Arkadaşlarıma da kesinlikle öneriyorum. Lisans döneminde, yani mezun olduktan sonra lisans döneminde şu an bu proje kültürünü deneyimlemenin akademik hayatına ve iş hayatına fayda sağlayacağını biliyorum ve teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, buyurun devam edelim. Mikrofon. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Ben heykel bölümü yüksek lisans öğrencisiyim. Ben soru sormayacağım ama bölüm adına, öğrencileri adına birkaç sıkıntımız var. Onları iletmek istiyorum. Notlar aldım ufak ufak. Alet ve ekipmanlarımızın çok eski olduğunu düşünüyoruz. Ve yetersiz sayıdalar. Yani mesela kaynak makinalarımız çok eski. Her ders muhakkak bir şeyler bozuluyor. Ve onun yenilenmelerini istiyoruz onları. Bir de Güzel Sanatlar Fakültesi'nde canlı model eksiği var. Canlı model sıkıntısı çekiyoruz. Onun muhakkak olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir de daha önce, şimdi biraz önce siz bahsettiniz ama sıcaklık konusunda arkadaşlarımın çok çok sıkıntısı var. Biz heykel bölümünde donuyoruz. Çok üşüyoruz. Ve biraz da temizlik konusuna değinilirse çok memnun olacağız. Teşekkürler. Bunları not alıyoruz. Boşa gitmiyor. İyi mi? Alkışları da not aldık. Yanında. Teşekkür ederiz. Evet, buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz Sayın Rektörüm. Görülüyorum değil mi? Tanıyorum, bir gelmiştin ziyarete. Evet, tanıyayım seni. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Sağ olun. Ben buradayım sabit olarak şu an için, çok şükür. Geçici olarak Milli Eğitim'den burada görevlendirilmiş vaziyetteyim ve görme engelli öğrenciler için ders içeriklerini bireyin ortama aktarıyoruz bir proje kapsamında. Bu projeden Sayın Dekanımız bahsetmeyince ben yapılan her işin takdire teveccüh görmesine yanayım. O yüzden belirtmek istedim ve bu konuda önce olan başta bölüm başkanımız Oya Hocama ve projenin danışmanı olan Sayın Özlem Hocama, Mehtap Hocama teşekkür etmek istedim. Çünkü çok önemli bir projeydi ve biz 2 sene önce de bölüm çalışmaya başladık. Lisans öğrencilerine birey yazıyı öğrettik gönüllü olarak. Çünkü öğretmen olduklarında kaynaştırma öğrencileriyle karşılaşıyorlar ve görme engelli öğrencilerle ne yapacaklarını bilemiyorlar durumdalardı. En azından 2 dönem buradan mezun olan arkadaşlarımız ne yapacaklarını biliyorlar. Seçmeli ders olarak açtık bu senede. Görme engellerde müzik eğitimi adıyla. Güz döneminde ders seçen olmadı ama harbiden unuttunuz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben hayatım boyunca engellilerin eğitimden mahrum kalmaması adına hem kendi hayatımda hem de eğitim hayatı artık öğreten tarafta olan biri olarak hep mücadele eden bir insandım. Üniversitede akademik anlamda bu konunun ele alınması ve direkt hayatın içine, sahanın içine yansıyacak şekilde somut bir değer görmesi çok benim için anlamlıydı. O yüzden Sayın Dekanımızın ağzından da duymak isterdim ama projeler içerisinde sayılırken
duymayınca dayanamadım, ben ifade etmek istedim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Vesile olan herkese. Aygül Hocam cevap hakkını kullanmak herhalde istiyor. Herhalde burada bana söz düşürdü arkadaşımız. Biz hangi projelerin bu konjüktürün içerisinde yapılanmanın içinde sunacağını akademik kurulumuzla beraber hangi önceliklerle ve orada uyarı da vardı. Dolayısıyla fakülte kurulumuzda ve akademik kurulumuzun oylarıyla belirlediğimiz neleri sunumun içinde sunacağımız beraberce hocalarımızla fakülte kurulunda yine söyleyeyim akademik kurulun ne söylediyse süreç içerisinde birlikte karar alarak hazırladığımız bir içeriktir. O yüzden bunun bana mal edilmesi konusunda biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda biriyle ilgili olan kısım daha önceki dönemde de başlamıştı ve Oya hocamızın zaten sürekli bu noktadaki çabaları doğrultusunda devam eden bir süreçti. Elbette takdirlerimiz her zaman bu süreç içerisinde sizin yanınızda. Eğer bu noktada eksiğimiz olduysa yine ben sözü Oya hocama bırakıyorum. Çünkü ne önerdiyse, ne söylediyseniz onunla ilgili katkılarınızla tek başıma yapmadım. Asla ve zinhar tek başımıza ayakta kalamayız. Çok salmaya geçtiniz. Gerek yok burada da. Ben özür dilerim. Aygül Hanım çünkü getirdi, paylaştı. Dediğim gibi bu konu hocam bizim hep hassas olduğumuz konulardan biri oldu. Belki bu vesileyle mikrofon benim elime geçmiş oldu. Hakikaten hayatta dezavantajı olan her tür cana dair bizim üniversitemizin öncü olmasını ben de bir akademisyen olarak çok önemsiyorum ve bu hassasiyetlerle yol aldıkça kendimi kuruma daha çok ait hissediyorum. Teşekkür ediyorum. Amaç ve araç noktasında sayılar üzerinden değil de nitelik üzerinden gidildiği zaman sayısal verinin zaten arkadan geleceğine dair olan inancınızı beyan etmeniz yine benim için çok kıymetliydi. Çünkü tamamen bu gerekçelerle zaten bizler hem bu görme engelli öğrencilerimiz için Braille alfabesinin kendi birimimizde ama diğer birimlere de hizmet verecek şekilde büyümesine yönelik bir proje başlattık. 2 yıldır sürdüğü için Süleyman'cığım benim için zaten yaptık bitti gibi bir noktada hani onu hallettik gibi düşündüm ben. Hakikaten özür diliyorum. Benim aklıma gelmedi hiç. Yoksa evet bu konuda engelsiz kampüs birimimizle de çalışıyoruz. Öğrencilerimizin her tür ihtiyacını hem engelli öğrencilerimizin hem başka konularda sıkıntılar yaşayan öğrencilerimizin sıkıntılarını çözmek bizim hakikaten akademik kimliğimizden de öte insanlık sorumluluğumuz ve insan olma kimliğimiz akademisyen olma kimliğimizin önündedir. Bu noktada aslında benim de sizden bir ricam var. Hayvan dostu kampüs projesini artık üniversitemizde de görmek istiyoruz. Çünkü gençler desteğiniz için teşekkür ediyorum ve bekliyorum alkışların devamını. Hocam sağ olun. Bu konu hakikaten bizim özellikle son senelerde çok aktif çalıştığımız, benim bizzat sabah ve akşam besleme yaptığım 6 nokta var. Sabah evden çıkıp işe gelirken, işten ayrılıp eve giderken ve üniversitemizin güvenlik birimi, bekçilerimiz, hepsi sağ olsunlar, var olsunlar, hepsi bana bu konuda destek de veriyorlar. Hayvanlarımızın kampüs içerisinde bizlerle mutlu, sağlıklı yaşamasını istiyoruz. Bu konuda Türkiye genelinde de bir hassasiyet oluştu ve biz üniversitelerin, araştırma üniversitesi kimliklerinde olan üniversitelerin bu konuyu nasıl çözdüklerine dair kapsamlı bir rapor da ilettik. Aygül hocamız aracılığıyla çözüm önerilerimizle birlikte bütün canımızla kanımızla hizmet etmeye de razı olarak Hayvan Dostu Kampüs Projesi'ni bizim üniversitemizde de görmek istiyoruz. Her şeyden önce üniversitemizin merhamet yönünde önde olmasını istiyoruz. Merhametiyle, her konuda merhametiyle, duyarlılığıyla, amaç ve aracın birbirine girmediği uygulamalarla
hakkıyla yönetildiğini her adımınızda görmeyi diliyorum. Ve şimdiye kadar sizlerle olan birlikte yaptığımız toplantılar, sizin açıklamalarınız da bu yönde bende çok büyük bir umut uyandırdı. Teşekkür ediyorum bunun için. Hem size hem Sultan Hanım'a, Oktay Bey'e, diğer bütün ekibinize de. Teşekkür ederiz. Süleyman, burada sana bir cevap hakkı doğdu mu ya da söylemek istediğin bir şey var mı? O zaman ben şöyle toparlayayım konuyu. Bence ilgili kurul tekrardan toplanacakmış, öyle anladım ben. Bunu tekrar bir değerlendirelim dediler senin açıklaman üzerine. Yeterli olur mu şu aşamada? Ben bu şey değil mesela. Bunu tatmin etmesi, ya duyular söyleyip bunu tatmin etmek değil mesela ama farkındalık oluşması açısından ben burada zaten bizeyiz ama her alanda duyulmasını arzu ediyorum. Ya çok önemli bir proje. Gerçekten benim açımdan çok önemli. Oy hocamın da nazarında çok önemli ve değerli olduğunu biliyorum. Hani erişilebilirlik konusunda atılması gereken birçok adım varken ve ben mikrofon almışken birçok şeyi söyleme ihtiyacı duymama rağmen bu projeyi çok önemsediğim için sadece listede yer alması beni çok mutlu edecekti. Motivasyonumu arttıracaktı. Hala motivasyonumdan bir şey kaybetmiş değilim. Ama listeye alınması hususunda sanırım sanki böyle örgütsel bir mücadele vermiş gibi oldum. İyi oldu. Seni çok motive görüyorum şu anda zaten. Çok kolay şimdi seni bunu görevlendirmek için veya sadece bizim bölümümüzde değil, bütün üniversitemize bu konuda hizmet verebilir diye Engelsiz Kampüs bölümümüzde de bilgi verdim. Uygundur. Teşekkür ederiz. Süleyman, özellikle sana da teşekkür ediyorum. Özgüveni bir şekilde gündeme getirdiğin için. Evet, mikrofon almak isteyen hemen orada verelim. Mikrofon sizdeymiş zaten. Buyurun, buyurun. Merhaba, Sinan. Hoş geldiniz öncelikle bölümümüze. Ben Ceren Şener, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzda şöyle bir sıkıntımız var. Sıkıntıyı daha çok bir durum olarak arz edeyim size. Okulumuzun kapanış saatlerinin biraz daha uzatılmasını talep ediyoruz. Çünkü ders saatlerimiz içerisinde yeterli olmuyor hafta içi. Hafta sonunda zaten imkanımız olmuyor. Yurtta kalan, evde olup da imkanı olmayan arkadaşlarımız var enstrümanlarımızdan ötürü. Okul saatlerimizin uzatılırsa bizler için daha iyi olur. Somut eylemlerin nasıl bir uzatma süreleri? En son ders saatimiz 5.20'de bitiyor. Evet. Sonra ek bir güvenlik geliyor. Bir saat falan kalıyor okulda. Yani en azından 7.30-8'e kadar okulumuz, bölümümüz açık kalırsa bizler için daha iyi olur. Çünkü bölümümüzdeki öğrenci sayısı yüzünden hafta içi derslerimiz oluyor. Sınav haftaları özellikle çalışma zamanımız olmuyor. Birçok öğrenci arkadaşım, ben de dahil bu durumdan memnun değilim. İhtiyaç var gibi sanki de öyle algılıyorum ben. Kimse alkışlamadı, gönderdi. Böyle haklısın, bence de ihtiyaç var gibi. Ona biz bir bakalım. Güvenlik anlamında bir destek sağlayalım. Hocam, iletmemi istediler. Sadece müzik bölümü için değil, diğer bölümlerimiz için. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bilgisayar için bir bölüm. Biz müzik bölümü önce dile getirdiği için müzik bölümümüzü kaldırdık. Özür dileyerek o zaman Güzel Sanatlar Fakültesi'nde... Ya, şaka yapıyorum. Ayrı boyu mu tabii ki? Biz bunu mutlaka değerlendireceğiz. Sayın Dekanımıza bilgilendirme yapacağız. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Bu taraftan biraz şu tarafa kaçalım mı? Orada hep yoğunlaştık. Evet. Soru soran tekrar soru soracak dedim ama sormadı. Evet. Merhaba. Buyurun. Fatih Hocam, Sultan Hocam. Hoş geldiniz öncelikle. Ben Selencan bölümünde araştırma görevlisi Setenay Sipahi'yim. Az önce heykel bölümünden yüksek lisans öğrencimizin dile getirdiği şeylere biraz ekleme yapmak istiyorum. Biz heykel bölümü ve seramik cam bölümü olarak aynı binayı paylaşıyoruz. Ve biz aslında o kaza her gün giyiyoruz maalesef o binada. Ciddi üşüyoruz. Özellikle hafta sonları kaloriferler kapandığı için pazartesi, salı tam olarak buzhane bizim atölyelerimiz. Bu saydıklarımın dışında çok ciddi bir hijyen sorunumuz var. Bizim binamızda ve diğer binalarda da çalışan herhangi bir yetkili bulunmadığı için
Açıkça söylemek gerekirse koridorlarımızda fareler bile cirit atıyor. Onun haricinde teknik anlamda da yani teçhizat anlamında yetersizliklerimiz var. Ve biz bir hocamızı maalesef geçtiğimiz yıl kaybettik bölüm olarak. Bir hocamız aramızdan ayrıldı. Bölümde şu an aktif olarak 5 kişiyiz. Ben araştırma görevlisi ve yanımda Mehtap hocam araştırma görevlisi olarak derslere gidiyoruz. Gerçekten çok yoruluyoruz. Dışarıdan bize destek olan sağ olsun Ceren hocamız var. Dışarıdan kadro bekliyor. Onun haricinde bölüm başkanım ve araştırma görevlimiz Mehtap ve bölüm başkanım Orçun Hoca kadro bekliyor. Çok yetersiz bir sayı olarak. Sayı olarak yetersiz olduğumuz için de maalesef öğrenci bizi tercih etmiyor. Bence öğrenci bizi tercih etmediği için kadro alamamış değiliz de aslında kadromuz yetersiz olduğu için, teçhizatımız yetersiz olduğu için, fiziki şartlarımız yetersiz olduğu için öğrenci bizi tercih etmiyor. Çok teşekkürler dediğiniz için. Bir şey sorabilir miyim? Ben sormak istedim. Öyle, o kadar evet. Güzel anlattın ki. Güzel bir şey var mı? Onu söyle teşekkürler. Güzel bir şey şu, ben bu bölümde çalışmaktan çok mutluyum ve çok gururluyum. Harika bir ilişkimiz var. Saygıyet duygusu var. Evet, güzel. Müthiş bir uyumumuz var. Onun için çok mutluyum. Biz bunu temel kabul edip onun üzerinden inşa edelim. Oldu mu? Tamam, çok teşekkürler. Teşekkürler. Sanki özel alkışlayan bir ekip var mıydı? Onlar normal ritmin dışında ekstra bir ritim artıyor. Hocam merhaba yine ben. Yine arkadaşlarımdan mesajlar geliyor. Size söylemem istedikleri. Şimdi atölyelerimizde bizim sorumlu teknikerlerin bulunması gerekiyor hocam. Bazı aletleri çünkü bizim kullanma yetkimiz yok. Kullanamayız diye de düşünüyoruz. Mesela yatar gibi aletler var. Büyük aletler var hocam kullanamadığımız. Onun için sorumlu teknikerlerin de olması gerekiyor diye düşünüyoruz biz. Teknisyen, tekniker arası gidip geliyoruz. Bakacağız ona biz. Tamam. Destek vereceğiz. Oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başka mesajlar varsa devam edebiliriz. Yok hocam, gelirse tekrar kalkarım. Tamam oldu. Evet, buyurun size verelim mikrofonu. Geldi geldi. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hocam herkes mutsuz, anladım kadarıyla herkesin bir sürü sorun. Yok, bir temeli belirledik, üzerine inşa edeceğiz, sorun yok. Hocam benim de sizden bir isteğim var, teklifi. İstek teklif, buyurun. Hocam herkes bu kadar mutsuzken ben de eğlendirmek istiyorum sizden. Sizin de desteğiniz olursa bir rap konseri vermek istiyorum. Ne zaman, nerede? Burada hocam. Şimdi? Yok hocam, şimdi değil. İnandınız değil mi birden beri? Bakarız, için olmasın. Değerlendiririz. Hocam siz de gelir misiniz? Size de davet edin. Şöyle... Hocam pişman olmazsınız ya. Vallahi. Bir bakalım, biraz yoğun gidiyor da onun için. Biz beraber olmak isteriz. Hocam hani başta da demiştiniz, öğrencilerle ilişki falan. Ama şimdi orayı temel aldın, orada inşa ediyorsun yani şimdi. Evet hocam, hani burada sizin... Bakarız, bakarız. Söz mü hocam? Ya, yani kesinlikle söz. Hocam tam söz verin. Söz. Ağzından hocam onayı. Söz. Tamam hocam, teşekkür ederim. Yalnız takvim ve saati belirlemeden önce beraber belirleyelim, ona göre ben randevuyu ayarlayayım, değil mi? Hadi bakalım. Bu sene olur mu? Peki. Başka? Sanki soru sorma hevesi geçti gibi. Evet. Yakışıklı var bir tane, onu alalım. Evet. Çok teşekkürler hocam. Şimdi ben de rock konseri vereceğim derse ne yapacağım ben şimdi? Hangisine katılacağım? Yok hocam, rockçı değilim de ben. Şimdi ben heykel bölümü 4. sınıf son sınıf öğrencisiyim. Ne oldu? Bizler de yakınlarda bir sergi açmayı planlıyoruz. Oraya da gelmenizi bekliyoruz efendim. Bu davetler devam edecek gibi söz gelecek. Çok teşekkür ederim. Gençler olunca dayanamıyoruz tabii, işin farklı bir yönü. Sanki soru sorma
Evet, hocamız buyursunlar. Buyurun. Hocam merhabalar. Heykel Bölüm Başkanı Osman Yılmaz. Hocam diğer bir konu da bu atama yükseltme kriterleriyle ilgili. Malum geçen dönemde bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Yani bu çalışma, yapılan çalışmanın sonucuna baktığımızda bizi çok aktif, yani konumuzda aktif edecek şekilde gerçekçi ilişkiler içinde olmadığı kanısındayım ben. Yani bu atama yükseltme kriterleriyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yani biraz fantastik olarak düşünüyorum ben. Yani bir de yani her bölümü ya da her alanı kendi içinde aktive etmek istiyorsak yani çok isabetli olmadığı kanısındayım mevcut yükseltme kriterlerine. Hocam şimdi orada yaklaşım şöyle, 6-7 aylık bir çalışma süreci oldu. İlgili komisyonlar toplandı ki önceki dönem yönetimimiz de bunu fakültelerde bölümlere sordu. Simülasyonlar yapılması gündeme geldi. Mesela ben kendi fakültemde yaklaşık 24 öğretim üyesine, atanma durumundaki öğretim üyesinin yeni kriterlere göre simülasyonunu yaptım. 21 öğretim üyesi şartı sağladı. 3 öğretim üyesi şartı sağlamadı. Sağlamayanların da ben detayına baktığım zaman ufak 1-2 yayın ile, ki o da kübik seviyesinde yayın değildi, onların da şartı sağlar duruma geldiğini gördük. Dolayısıyla burada yapılan, baştaki cümleme dönmek istiyorum. Tabii sizleri de bu manada %100 sıkıştırarak yayın yapın anlamında bazı zorlamalar içerisinde olup olmama noktasında biraz da iyi niyet görmek istiyoruz. Hani hocam, bir çalışma yapılır, yayınlanmayabilir, gönderilir, olmayabilir. Onlar işin başka bir yönü. Ancak bu konuda gerekli simülasyonlar yapılarak bu senatoda tekrar gündeme geldi. Aslında birkaç defa gündeme geldi ve ben de o dönem mühendislik dekanı olarak bunları hep beraber tartıştık. Şimdi hani bizden önce şöyleydi, yok. Yani sağ olsun herkes önceki dönem yönetimde bu noktalarda olsun, başka noktalarda iyi niyetle üniversiteye katkılar sağlamaya çalıştılar. Ki biz onlara her zaman teşekkür ediyoruz. Çünkü bu bir bayrak yarışıdır, süreklilik esastır. Mesela göreve geldim, konuyla ilgili düşüncemi sorduğunuz için söylüyorum. Yükseköğretim Kurulu'na atama kriterlerinin takvimini sordum. Ne kadar vaktimiz var dedim. Çünkü 2022 bitmemişti. Bana 15 Kasım'a kadar süre var hocam dediler. Yaklaşık 2-3 haftalık bir süreden bahsedildi. 15 Kasım'a kadar biz tutup da A'dan Z'ye bunu inceleyemezdik. Ki şunu da şöyle anlamayın, ben bunu tekrardan ele alacak zamanım olsaydı yayınları azaltır mıydım? Hayır. Onu net olarak söylüyorum. Edebiyat Eğitim Fakültesi'nde bunlar da gündeme geldi. Bunları da biz uzun uzun konuştuk. Geldiğimiz noktada sizlerin bir iyi niyetle proje ve yayın noktasında olmanız çok önemli bizim için. Ama kategoriler diyoruz. Fakülteler arası ayrım mutlaka olmalı. Hatta ben şunu da söyleyeyim. Bir fakülte çok yayın yapıyorsa o fakültede herkes yayın yapıyor anlamına gelmiyor. Ben bunu biliyorum. O fakültenin A bölümünün altındaki X ana bilim dalı o kadar yayın yapamayabiliyor mesela. Ancak burada ortalama bir kriterden gitmemiz gerekiyordu. Biz sadece şunu yapabildik o zaman diliminde. 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girmesini senatoda tartıştık. Haziran ayına 6 aylık bir öteleme ile, hani eksiği olan hocalarımız varsa bu süre zarfında bunu tamamlayabilirler diye değerlendirebildik. Başka da bir katkı sağlayamadık. Bu haliyle de geçmiş oldu. Yani Haziran 2023'ten itibaren yeni atama kriterlerine, ki o da kademeli geçişlerimize var aslında. Yani o kadar da belki
her fakülte için farklı yorumlanabilir. Ancak genel olarak bakarsanız önümüzdeki ve bizle beraber olan araştırma üniversitelerine göre çok daha ağır kriterler koymadık. Onlar seviyesinde kriterlerle şu anda ilerlediğimizi söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var hocam bizim beyliğinde. Yani biz yaptığımız çalışmaları hani bir tarafı yayın bir tarafı sergileme şeklinde oluyor. Sergileme tarafının yayın tarafına göre hani oldukça zayıf olduğunu düşünüyoruz. Yani bu biraz daha güçlendirilirse bizi daha verimli kılacağını düşünüyoruz. Yoksa yayın yapmak hani konu bulursunuz, çalışırsınız, yaparsınız. Fakat özgün çalışma yapamazsınız. Yani özgün çalışmalarınıza yeterince zaman ayırırsanız yani bu hem sizi motive eder hem de yaptığınız özgün çalışmaları güçlendirici yayınlara dönüşür. Fakat mevcut durum sanki bu özgün çalışmaları bertaraf eder şekilde, sanki sadece özellikle yayın yapılması gerekiyor şeklinde gibi bir durum söz konusu. Yani bu anlamda yapılan özgün çalışmaların sergileme yoluyla olan kısmının hani kriterler içerisinde yani iyi bir yere getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle olursa hani olay toparlanır. Yani iki tarafta da verimli kılınabilir insanlar diye düşünüyorum. Onun zaman içerisinde bir bakalım. Hani tekrar şuna da ben çok taraftar değilim. İşte kurallar başlıyor. İki yılda bir, bir yılda bir hani kriterler tekrar değiştiriliyor. Sanki bundan sonra biraz daha stabil kalacak düşüncesindeyim ben. Çünkü bu sistem oturmuş durumda. Ama söylediğiniz manada bir onun katkısını biraz daha yükseltmek söz konusu olacaksa da bunu tabii ki değerlendirmemizde yarar var gibi gözüküyor. Ama bu fakültenin genelinde bir problemi, onu çok algılayamadım şu anda. Mikrofon istiyorsunuz. Ok. Yani sanki devamı... Şimdi çok hızlı bir şey oldu. Yani, simülasyon yapabildik mi fakültede? Nasıl hocam? Yani o şartlar geldiğinde sizin dosyanızla ya da atanacak bir öğretim üyesinin dosyasına sıkıntı çıkarıp çıkarmayacağını bir prova ettiniz mi? Şimdilik etmedik hocam. Henüz, aslında o kriterlerin yürürlüğe girmediğin haliyle girmemiş halin üzerinde bu simülasyon yapılmış olmalıydı ki hocam yaptık diyor. Hocam yaptık diyor. Bunu bilmiyorum ama yani söz konusu geçen kriterlerde. Yani bir de Oya Hoca'yı söylüyorlar. Oya Hoca yapmış hepsini. Yok ben herkesin dikkatini oraya yoğunlaştıracağım da. Şöyle bir kıyas çıkmıştı hocam. Mesela Süleyman çünkü hala orada yani ayrılabilmiş değil o konuda. Şöyle bir durum vardı. %22'ye tekabül ediyordu yaptığımız çalışmaların hani şeyi, yayına göre şey oranı. Yani iki yayınla mesela atama yükseltme kriterlerinden hani mevcut durum iki yayınla atama yapılırken bu 15 yayına tekabül ediyordu ya da 16 yayına tekabül ediyordu. Hani bu anlamda ya benim, onu bir somut olarak bir bakalım. İnanın. Bu anlamda ben itiraz etmiştim. Sizin için bu çok fantastik. Yani bunun realitesiyle hani hocam 2.15'e çıkması bence yorumlanamayacak bir durum. Sadece yayın alanındayım. Sadece makale yayınlayarak o puanı almak istersem 15'e. Ha o başka bir şey. Yani zaten %20 civarında hani yapılan özgün işlerin, sergilemelerin bu konudaki yani... Şöyle yapalım hocam, bununla ilgili bir prova yapalım, simülasyon demeyelim, prova yapalım. Bunun sayısal sonuçlar üzerinde konuşalım, olur mu? İyi olur. Daha uygun. İyi olur. Gerekirse bir sonraki kurulda bunu da konuşuruz. Memnun olurum. Teşekkür ederim. El askıda kaldı. Son olarak alalım mı? Başka ya tüh, ben de soracaktım. Çok kısa hocam ben. Son sorduğum için seni alamıyorum. Sondan ikinci olarak alıyoruz. Sizi son yapıyoruz. Tamam buyurun. Sevmik ve Can bölümünden dışarıdan destek olarak iki senedir şu bu dönem 20 saat derse giren doçent bahsi geçen benim. Söz hakkım var mı bilmiyorum. Osman Hoca'nın söyleyen ek olarak söylemek istiyorum.
Seramik üzerinden örnek vermek gerekirse, Q3'te taranan tek bir dergi var sanat alanında, Ceramic Arts and Perception, ki bölüm başkanımız Orçun Hoca o da doçent kadrosunu bekliyor bir senedir. Orada yayını olan tek insan fakültemizde. Q3'te taranan bir sanat dergisi bulmak çok zor. Eğitim ve tasarım alanında bulmak mümkün. Ancak seramik gibi, cam gibi niş bir alana girdiğinizde maalesef Q indekslerle taranan dergiye ulaşmak çok zor. Ben 2 sene önce yolladım, hala cevap bekliyorum. Sağ olsunlar, çok tatlılar. Hatta Mehmet hocamız da yolladı. Çünkü bu kriterden yükseleceğiniz için amacımız yazmamak değil, taranan dergilere sahip olmamamız alanda. Bu bir sorun ve hatta önceliğinde özellikle sanat fakültesinde ise kişisel sergilere verilmesi gerektiğini, kişisel sergilerin puanının çok daha yüksek olması gerektiğini düşünüyoruz ki hocam arkadaşlarım beni destekleyecek diye düşünüyorum. Yazamayan insanlar değiliz ama daha çok üretmesi gereken insanlarız. Öğrencilerimiz birer sanatçı adayı olarak mezun olacaksa bizim sergilerimizi görmeleri çok daha önemli onlar için. O yüzden de bu anlamda belki bu kriterler değerlendirilirken göz önünde bulundurursunuz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu kadar. Peki, çok teşekkür ederim. Size alalım, buyurun. Son soru olarak. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcı, hoş geldiniz. Öncelikle Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Ebru Alparslan, Doçent Doktor Ebru Alparslan. 2016 yılından beri bölüm başkanlığını yürütüyorum. Şimdi burada fiziki koşullardan, dış cepheden bahsedildi. Her ne kadar bizim bölümümüzde lisans eğitim, öğretimi sürdürülmese de atölyemiz yok, atölye eksiğimiz var. Yani önümüzdeki dönem biz eğitim, öğretime başlasak nerede ders yapacağımızla ilgili hiçbir fikrim yok. Bölümüm özelinde bunu söyleyebilirim. Kendi özelinde ise ben 25. yılımı çalışıyorum akademide. Ve bütün atölye çalışmalarımı, uygulama çalışmalarımı da evimde yapıyorum. Son 2 senede 2 tane kişisel sergi açtım. Ve bütün çalışmalarımı akşam ve geceleri evde yaptım. Çünkü bir uygulama alanım yok. Onun haricinde biraz önce sizin bir sözünüz geçmişte aidiyetle ilgili. Seten Hocam aidiyet duygusuyla ilgili bir sorun hissetmediğini söyledi. Ben bu aidiyet meselesini çok kafamı kurcalıyor uzun yıllardır. Eğer bir kurumda kendinizi huzurlu, güvende ve değerli hissediyorsanız buna paralel olarak aidiyet duygunuz gelişiyor. Bu kadar. Peki, son soru olarak aldık. Programın bundan sonraki akışı için genel programımız neydi? Ona devam edelim o zaman. Buyur. Saygıdeğer konuklar, şimdi sırada 2020-2023 yılları arasında bilimsel ya da sanat tabanlı proje gerçekleştiren öğretim elemanları ve öğrencilere teşekkür belgelerinin takdimi yer almaktadır. Belgelerini almak üzere saygıdeğer hocalarımızı ve öğrencilerimizi sahneye davet ederken Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun hocamızı belgeleri vermek üzere arz ederim. Müzik eğitiminde yenilikçi teknoloji uygulamaları başlıklı TÜBİTAK 4005 projesi ve Türk müziği eğitiminde görme engelli öğrenciler için erişilebilir kaynak oluşturulması başlıklı BAP projesiyle Doktor Öğretim Üyesi Özlem Doğan. Hocam buradayız. İnovasyon Destek Programı kapsamında Kurum ve Ocak üretimlerinde kullanılan temperli cam tabanlarının ve yalıtım malzemelerinin yerine seramik esaslı alternatiflerin geliştirilmesi ve endüstriyel üretimin araştırılması başlıklı projesiyle öğretim görevlisi Doktor Meget Zeki Hasan. TÜBİTAK-TEYDEF ve Erasmus K203 projeleri ile öğretim görevlisi Doktor Onur Toprak adına araştırma görevlisi Behiye Aycan Erasmus. Artık Erasmus Plus projesi ile öğretim görevlisi
Recep Öder.
Profesör Doktor Sayın Rauf Kerimoğlu. Doktor öğretim üyesi Mustafa Sevinç.
ve dekanımıza teşekkür ediyoruz. Sadece ders oluklar, akademik kurul toplantısı, belge töreni ve cübbe giyme töreni burada sona ermiştir. Katılımlarınızı çok teşekkür ederiz. Şimdi sizleri ikramlar için fuaye alanına davet ediyoruz.